Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz jinekomasti. Yedim canımı ta alışayım o kelimeyi söyleyeyim ya. Yani ben İngilizcesi bile zar zor söylerim. O yüzden gyno derim ben. Ama jinekomasti. Okey, nedir jinekomasti? Şimdi bir erkeğin vücudunda fazla östrojen yapılırsa, yani beach tits oluyor. Yani memeler başlıyor büyümeye. Bu yağ değildir. Bu bezdir. İlk öyle biraz su toplar da sonra da öyle altında böyle bir etçik oluşur. Etçik oluştuğu anda da öyle şey olur artık. O ciddi hale gelir. O artık ameliyat ister. Şimdi kimlerde olur? Genellikle. Ben mesela 13-14 yaşındayken hatırlardım. Yani başlarım memelerim büyüsün. Hafif yağlandım ama başlarım memeler daha fazla büyüsün. Dedim ne oldu ya, kız mı oluyoruz? Ne oldu? Meğer o yaşlarda inanılmaz derecede testosteron patlaması oluyor. Tam erginiz ya. Bu sefer ne oluyor? Sırf o dengeyi, testosterojen, estrojen denge olsun diye vücut başlıyor da estrojen de salgılansın. Yani o yüzden öyle oluyor. Ama yaş ilerledikçe testosteron yani iniyor, estrojen biraz düşüyor, dengeleniyor, düzeliyor. Şimdi başka ne sebepleri olur jinekom? Başka, diyelim ki çok bu yemekler var ya, şu hormon koyuyorlar mesela. Ya etlere hormon koyuyorlar. Yani bu şekilde o da yapıyor yani. Ya bu ilaçlar, şu tarım ilaçları, şu koyuyorlar da yok erkekleriymiş öyle dişi gibi yapıyor o böcekleri, şeyleri. Ya işte biz de onları yiyoruz. O ilaçlı domatesleri her neyse. Ve yemekten dolayı fazla da vücut estrojen yapıyor. Ben her zaman dedim zaten çocuklara, erkek çocuklara ve erkekler yani soya sütten uzak dursun. Çünkü estrojen salgılar. Başka kim? Başka kimler estrojen yapar? Kimde olur o jinekomasti? Şimdi steroid alanlara da olur. Steroid alanlara da olur. O yüzden onlar tepkilerini alırlarsa ama korurlar. Mesela tamoxifen, arimidex onların şeyini yapıyorsan yani ama hiçbir koruma yapmıyorsan ve yüksek androjenik steroid alıyorsan aromateze olacak. Aromateze olduğu anda estrojene dönecek. Şimdi size iyi haber söyleyeceğim. Sizin gösterdiğiniz bana birçoğunuzun fotoğrafı jinekomasti değil. Yağdır. Şimdi diyelim ki biraz kas var göğsümüzün üstünde. Tamam. Birazcık yağlandık. Meme gibi yağlı duruyor. Ben mesela bir ay önce evvel bana jinekomasti var, jinekomasti var sende. Bir girdim diyete, çıkarttım üstüne. Al sana jinekomasti. Anladın? Yani yağ. Millet hemen daha birazcık yağlanınca göğüslerinin ucu jinekomasti, jinekomasti. Ya dediğim gibi birçoğunda yağdır. Ne yapabilin onu? Her gün şınav çek. Sertleştin o kaslar oracıkta. Sert olunca zaten o yumuşak yağ da sert durur. Şey olmaz. Güzel bir diyet yap. Bazı insanlarda yağ o kadar çok inattır o göğüste. Lazımdır yağ seviyelerini %10'un aşağısına düşersin de gitsin o yağ. Bazı insanlar daha şanslıdırlar. %15'te bile gider o. Evet. Yani bu budur. Yani eğer ki şüpheniz varsa ki illaki jinekomasti vardır. Gidiniz doktora. Bir baktırınız. Çekinmeyiniz. Git ver. 70 TL, 100 TL, 150 TL her neyse git baktır. İçin rahat olsun. Peace people.